they tell a tale. Jim Reed was riding the Comanche trail. He beat our Downey quick to the draw. He obeyed the law so he could not fail. A man is as good as his word is he. And if he is as good as his word, he's good enough for me. A solemn promise he's bound to keep, or else he never could fall asleep. He'll keep his promise as best he knows, and what he sows, so shall he reap. A man is as good as his word is he. And if he is as good as his word, he's good enough for me. Tarihi orijinalliğini korumak amacıyla tamamına yakın kısmı Meksika'da çekilen bu film, yardımlarına içtenlikle teşekkür etmek istediğimiz Meksika hükümeti ve halkına adanmıştır. Filmdeki karakter, yer, tarih ve olayların büyük çoğunluğu kurgudur. 1875 dönemi, Eyaletler Savaşı sona ermiştir. Ama Rio Grande'nin güneyinde eskilerden kalma çetin bir savaş hala devam etmektedir. Barışsever Meksika halkı bu savaşın trajik kurbanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Neden almıyorsunuz? Saçına dokunun. Bir bakın. Bu gerçek. Comanche kafa derisinden yapıldı. Size 3 pezoya bırakırım. Gidelim.
Herkes bir yere saklansın. Komançiler geliyor. Hadi saklanın. Acele edin komançiler. Karıkok, bu kadına iyi bak. Onu senden alacağım. Hadi yürüyün gidelim. Acele edin. Hadi çabuk gidiyoruz. Hadi. Pazarlık edersek bir anlaşmaya varabiliriz. Size her şeyi veririm. Ateş suyu, para, her şeyi. Para verirsin, altın verirsin. Komançı kafa derisi verirsin. Kelle başına 50 dolara değiyor mu Rose? Adımı biliyor musun? Komançı kafa derisi toplayan herkesin adını biliriz. Hayır, lütfen yapma büyük şef. Lütfen, öldürme beni. Askerler geliyor. Buraya kadar çocuklar. Artık Birleşik Devletler'e geçtiler. Komançiler, kafa derilerini arabadan çıkarın, acele edin. Yakın onları. İkisini de yakın. Çözün onları. Bırakın gitsinler. Atlarını geri verin.
Ama arabalarda Komanche kafa derisi var. Meksikalılar bizim düşmanımız. Ama soluk benizliler daha beter. Her bir Komanche kafa derisi için onlardan 10 tane alacağız. Kafa derileri neden almadın? Kendimikini kurtarıyordum. Konuklarımız var. Hızla yaklaşıyorlar. Komançiler mi? Komançileri onlar tepene binene dek göremezsin. Dışarıda devriye var mı? Hayır Bay Reed. Sadece biz varız. Bu gelenlerde bir tuhaflık var. Bekleyip görelim. Hadi acele edin. Bunlar Hartlar'ın ve çetesi. Arkadaşların mı? Pek sayılmaz. Acelenle Downey. Komançiler. Durduk yere arabalarımıza saldırdılar. Hızlı devriye bölgesinde ne işiniz vardı? Bufalo alıyoruz. Bu kanunlara aykırı değil. Zaten burada kanun yok. Evet, batı kanunları geçer. Kafa derisi bıçağı kanunu var. Bunu Komançılar kadar iyi biliyorsun. Birini yakalarsam ona söylerim. Bunlar Peter ve Flanagan. Peki nasıl kaçmışlar? Öldüklerine yemin edebilirim. Bizi arabaların üzerine bağlamaya başlamışlardı. Lanet yerler etrafımıza çalı çırpı yığıyordu. Komançilerden biri patronlarına benziyor. Guara mı? Adı her neyse. Bizi bırakmalarını söyledi. Onun gibi yüzü olan bir yerli daha görmedim. Sanki bakışları bizi delip geçiyordu. Sonra da at verip bizi serbest bıraktılar. Guara bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ben ona ne anlatırdım biliyorum. Hiç şaşırmadım daha önce. Hayatını yerlileri katletmeye adadın. Bak seni uyarıyorum. Bu topraklardan uzak duracaksın. Onlara kampa kadar eşlik edelim. Bekle biraz Reed. Arabalarımızı geri almaya çalışmayacak mısın? Onları koca bir alay bile geri alamaz. Reed, beni yerli toprağından uzak tutmakta kararlı mısın? Önce keşif kolundan attırdın ve şimdi de bana... İşini yapmıyorsun Davini, bunu biliyorsun. Tabancan da hızlı olduğun söyleniyor. Söylesene, ne kadar hızlısın? Hayatta kalabilecek kadar. Sana bir soru sordum Reed. Ne kadar hızlısın? Bunu denemen gerek. Cesaretini sınamak isterim ama burada olmaz. Sen bir yerli aşığısın ve beyazlar arasında olmayı hak etmiyorsun. Kimse kıpırdamasın. Sen de kim oluyorsun küçük asker? Ben Asteğmen John French. Askeri bölgedesiniz ve hepinizi tutuklayabilirim. Pekala küçük asker. Seninle görüşeceğiz Reed. Korkarım görüşeceğiz. Arabalarda kafa derisi kalmış mı gidip bir bakın. Pekala karargah karşıda.
General beni bekliyor olmalı. Her şey için teşekkür ederim Frank. Sakın unutma. Artık Downey'nin listesine girdin. Sağ ol, bunu unutmam. Nasılsınız efendim? Bayağı çabuk geldin. Acil olduğu söylendi generalim. Biz de Bozkır'daki kestirmeyi saptık. Komançı topraklarına mı? Genelde geceleri uyuyalı. Komançılar gece saldırmaz. Bunun lanetine inanırlar. Burada durum bir felaket. Neden? Ne oldu efendim? Her şey ardı ardına geldi. Komançılar yine Meksika'ya geçtiler. Washington, Kızılderili Büro Şefi John Ward'ı buraya gönderdi. Meksika elçisiyle birlikte geldi. Ward sıkı yönetim istiyor. Ben karşıyım. Ama yetki onun elinde. Reçeteyi buldular öyle mi? İlaçları neymiş öğrenelim. ...1848'de barış anlaşması imzaladık ve Meksika ile olan düşmanlığımıza son verdik. 1853'te söz konusu anlaşmaya dayanarak bu arazinin kullanım hakkı için 10 milyon dolar ödedik ve karargahımızı kurduk. Anlaşmaya göre Meksika'ya yapılan bütün Komanche saldırılarını engelleyecek ve ele geçirilen esirleri iade edeceğiz. Başkan Grant bu gerçekleşinceye dek burada kalmamı istedi. Komançiler uslu uslu çıkmazlarsa onları buna zorlayacağız. Burada binlerce Komanche var. Onlarla kim konuşacak? Sen. Bunu hiç sanmıyorum. Hükümet için çalışıyorsun değil mi? Ben keşif kolundayım. Politikacı değilim. Reed, General Miles bu işte en iyi olduğunu söyledi. Burayı devraldığımızdan beri senden daha iyisini görmemiş. Hükümet bu kavgaya son verilmesini istiyor. Komançilerin başına buyruk davranmasına müsaade edemeyiz. 200 yıldır hiçbir şey yapamıyoruz. Bay Reed çok haklı. Komançilerle halkımız arasındaki mücadele eskilere dayanıyor. Kimin başlattığını söylemek bile imkansız. 1707'de ilk İspanyollar buraya geldiklerinde onları büyük bir nezaketle karşıladılar. Yerlilerin efsanevi bir inanışları vardı. Beyaz adam doğudan gelecek ve bu Tanrı'nın lütfu yeni bir dönemin başlangıcı olacaktı. Beyaz adam geldi ve yeni bir dönem başladı. Gümüşü keşfetti ve ardından onu çıkarmak için yerlileri köleleştirdi. Bu zoraki işçilerle birlikte dayaklar, zulüm ve karşı gelenler için idamlar başladı. Kumançılar daha fazla dayanamadı ve isyan etti. Bulabildikleri bütün İspanyolları katlettiler. Komançiler ve Navaholar acımasızca intikamlarına devam ederken yerleşimci köy ve kasabalardan geriye fazla bir şey kalmamıştı. Tabii fazla bir insan da kalmamıştı çünkü işkenceler yapılıyordu ve ortalık iyice karışmıştı. Bu yüzden İspanyollar da bir yasa getirdi. Komançı kafa derisi başına bir ödül koydular. Gelle başı 25 ila 100 dolar arası ödüyorlardı. 100 dolar savaşçılar içindi. Kadınlara 50 dolar ve bebeklere 25 dolara dönüyordu ve av başladı. Düzeltmek istedim senyor. Bağımsızlık ilan edildikten sonra Meksika hükümeti o yasayı iptal etti. Meksika artık Komançı kafa derisine para ödemiyor. Hükümetiniz bu konuda övgüyü hak ediyor senyor. Ama sınırın iki tarafında kaçak avcılar zengin oldu. Komançı avlayarak büyük bir servet yaptılar. Hayvanların kürklerinden alamadıklarını kafa derilerinden aldılar. Yıllar önce büyük bir fiesta düzenlendi. Yerlileri davet ettiler. Erkek, kadın ve çocuk 400'ü aşkın Komançı geldi. Kafa derileri için hepsini katlettiler. Sonra bu bir gelenek haline geldi. Komançiler Meksikalıları öldürüyor, İspanyolları katlediyor ve Meksikalılar da intikam almak için Komançilere saldırıyor. Bu artık bir yaşam tarzı. Nasıl başladığını anlıyorum. Ama Komançiler savaş baltalarını gömmeli. Biz onları buna zorlamalıyız. Kafa derisi için ödül vermeyi kesmek iyi bir başlangıç olabilir tabii. Çok doğru. Böylece barış görüşmeleri başlayabilir. Bilemiyorum. Ben hala çözüm sıkı yönetim diyorum. İnsanlar sonsuza dek birbirlerini öldüremez. Bakın efendim, Komançiler Güney Bozkırları'nın lordları olarak bilinirler. Gururlu bir savaşçı kabiledirler. Oturup barış görüşmesi yaparlar ama verilen sözler tutulmazsa yeniden başlamakta tereddüt etmezler. Birleşik Devletler Başkanı Grant'in özel danışmanı olarak Komançilerle barış anlaşması yapıp bunu onaylatma yetkisine sahibim. Elbette bunun iki taraf için de adil olması gerekiyor. Kuana Parker'ı buna ikna etmeyi başarabilirsek. Parker mı? Kuana Parker mı? Antilopların, Komançilerin en ölümcül kabilesinin şefi. O savaşmayı bırakırsa diğerleri onu takip eder. Ama Parker bu bir Amerikalı soyadı. Annesinin soyadını kullanıyor. Nasıl olur da Amerikalı bir kadın... Kadın Kuana'nın babası tarafından kaçırılmış. O uydurma efsanelerden birine benziyor. Hayır efendim, efsane değil. Kuana ile konuşmayı denediniz mi general? Elçi gönderdik iki kez. Ama geri dönmediler. Bu Kuana nasıl biri? Sözünü tutacağına güvenebilir miyiz? Sözünden döndüğü görülmüş bir şey değil. Siz sözünüzü tutarsanız bunu o da yapar. En az Kuana kadar şerefli olduğum söylenebilir. Çok hassas bir görevdesiniz efendim. Bu konuda ciddiyseniz sizin için Kuana'yı bulabilirim. Daha doğrusu o beni bulur. Bu defa gündüzleri yol alırım.
Farkındasın değil mi? Madison Gölü'ndeki barış görüşmelerinde yaşananlardan sonra Kuana'yı görüp sağ kalan bir beyaz olmadı. Bugüne dek öyleydi. Kelle avcılarından ikisi yakalandı ve Kuana onları serbest bıraktı. Onunla hiç karşılaşmadım ama yerlileri tanırım. O iki adamı serbest bırakması barış istediğine işaret. Senin inadını bilirim. Kafa derini kaybetmekten çekinmezsin. Emir subayıma sana malzeme ayarlamasını söyleyeceğim. Peki yanına kimi alacaksın? Bir dahaki sefere sadece 4 aslı oyna. Onu. Puffer mı? Bu ihtiyar Ayaş'ı mı? Buraları benim kadar iyi biliyor. Burada ne işin var? Yerlilerden mi saklanıyorsun? Yine mi hile yaptın? Hemen erzak çadırına gidiyorsun. Kurutulmuş et istiyorum. Bisküvi, jambon, fasulye ve bol miktarda fişek. Nereye gidiyoruz Jim? Altın madenine mi çıkacağız? 2 hafta yetecek malzeme ayarla. Ama nereye gidiyoruz Jim? Uzatma sana Jim. Nereye gidiyoruz? Şu altın madeni ne olacak? Komançilere nezaket ziyaretinde bulunacağız. Bana o vahşilerden bahsetme lütfen. Ben hasta bir adamım. Gidip o generalden mazeret izni isteyeceğim. Gerçi sen bensiz hiçbir şey beceremezsin. Ancak gider bir yerlerde kaybolur. Puffer. Bekle biraz. Sana bir hediye getirdim. Bunu Santa Fe'den aldım. Peki nedir o? Aç ve kendin gör. Ne bu? Ama bu gördüğüm en tuhaf kafa derisi Jim. O kafa derisi değil, seyrek saç. O bir peruk. Ne işe yarıyor? Senin o kel kafanı birazcık sıcak tutacak. Sürekli şikayet edip durmandan bıkıp usanmıştım. Neredeyse insana benzedin. Seni sersem. Evet, hadi gel de kendine bak. Eminim koca eyalette 2 kafa derisi olan tek insan benim. Sana bir faydası dokunabilir. Aslında bu fena olmadı Jim. Uzun zamandır sabah serinliğinin tadını çıkaramamış. Kim ne derse desin kafandakini çıkarma. Sana bayrak vermiyorum Reed, ihtiyacın yok. Yalnız unutma. Kızılderililerle barış ya da savaş karar görüşmelerinden çıkacak sonuca. Teşekkür ederim. Şanslar. Çabuk. 2 haftaya dönerim. Yani en fazla. Güle güle Jim. Komançilerden uzak durmanı tavsiye ederim. Bu durum biraz farklı efendim. Hazır mısın Puffer? Ben her zaman hazırım. Gidelim. İyi şanslar Reed. Buna ihtiyacın olacağı kesin. Bunu neden söylediniz? Haklı sebeplerim var. Siz de kim oluyorsunuz? Benim adım Downey efendim. Hart Downey. Emekli olmadan önce ben de keşif kolundaydım. Emekli misiniz? Şimdi ne iş yapıyorsunuz? Ufak çaplı ticaret. Buffalo avlıyordum. Şu Comanche'ler hakkında ne biliyorsunuz? 20 yılı aşkın süredir buradayım. Jim'e bildiği her şeyi ben öğrettim. Neden görevi başaramayacağını düşünüyorsunuz? Şahsi bir şey değil efendim. Jim iyi adamdır. Hatta en iyisi. Ama düşünce tarzında bir yanlışlık var. Bir yerli kabilesiyle konuşmaya tek bir adam gönderilmez. Hayır, bu çok yanlış olur. Peki ne yapmak gerekir? Komançiler vahşi insanlardır efendim. Güce inanırlar ve güce itaat ederler. Onlarla pazarlığa kalkarsanız zayıf olduğunuzu düşünürler. Onlardan daha güçlü olduğunuzu göstermelisiniz. Güce saygı duyarlar. Tıpkı süvari alayına saygı duydukları gibi. Doğrusu General Miles ve Reed'e aynı şeyleri anlattım. Onlar ne yazık ki aksini söylediler. Burada benim gibi düşünen bir siz varsınız. Söylediğim gibi ben 20 yıldır buradayım. Keşif kolunda 6 yıl çalıştım. Yerliler hakkında çok şey öğrendim efendim. Bir kuzen diğerine kötülük yapacak değil ya. Downey. Efendim? Lafı geveleyip duruyorsun. Az önce kimleri kastediyordun?
Jim Reed ve Quanah Parker. Umarım sözlerini yanlış anlamışımdır. Reed'in bir vahşinin kuzeni olduğunu söyledin. Öz kuzeni. Anneleri kardeşti. Bana neden söylenmedi? Yani bilmiyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Ah, bu işleri iyice karıştırıyor. İki kuzen. Biri hükümete çalışıyor, diğeri ise isyancı. General Mays'a Reed'i geri çağırmasına emredeceğim. Şu lanet komançiler, onları aradığında asla bulamazsın. On the ferry, he has a day. He's on a journey to meet with fate. He keeps on riding and takes no rest. For he knows best that time won't wait. A man is as good as his word, as good as his word is he. And if he is as good as his word, he's good enough for me. Quanah Parker, the Comanche chief, is on the warpath and time is brief. Reed knows that Quanah is brave and just. They stake their trust on a firm belief. A man is as good Biliyor musun Jim? Şu Peru'ya baktıkça daha çok hoşuma gidiyor. Kendimi tavukların gözdesi olan horoz gibi hissediyorum. İspanyol kızı. Bunun burada ne işi olabilir? Dilimizi anlıyor musun? Comprende inglés? Buraya nasıl geldin? Sana soru sordum. Nerede yaşıyorsun? Evin nerede? Bunu ne yapacağız Cem? Sanırım aklını kaçırmış. Yürü. Hayır. Yine kaçarım. Ölmeyi tercih ederim. Ailemin kanı hala ellerinizde. Çekin şunları. Sizinle gelmeyeceğim. Bana bunu yapamayacaksınız. Çekin. Dinle. Biz senin dostunuz. Sana zarar vermeyeceğiz. Canını yaktığım için üzgünüm. Karnın aç mı? Yemek yemeyeli çok oldu. Ne kadar bilmiyorum. Yiyecek bir şeyler hazırla Pafir. Şimdi iyi misin? Muchas gracias, señor. Burası korkunç bir ülke. Hayır, sorun ülkede değil. Ama benim için öyle. Çok korkutucu. Sen nerede yaşıyorsun? Durango'da, señor. Peki adın ne? Margarita Alvarez. Ailen nerede? Öldürdüler mi? Evet. Üzgünüm. Komançiler. Vahşiler. Hepsini öldürmek gerek. O katiller yakalanıp asılmalı mutlaka. Hayır Senrit. Bu çözüm değil. Komançileri mi savunuyorsunuz senyor? Anlamaya çalışıyorum diyelim. Sizce onlar insan muamelesini hak ediyor mu? Birçoğu ediyor, evet. Peki sizce ailemi öldürmelerinin haklı
sebebi olabilir mi? Hayır, öyle söylemek istemedim. Komançilerden nefret ediyorum. Ve her zaman edeceğim. Papır. Benim bir şeyim yok. Bu her kimse bize ateş etmiyor. Yukarı çıkalım. Bunlar Downey'nin adamları. Evet, kafa derisi peşindeler. Biz dostuz. Hangi kabiledensin? Antilop. Guana Park'ın kabilesi. Bizi antilopların büyük şefinin kampına götürür müsün? Barış konuşmaya geldik. Beyaz adam şefimize kötülük getirmezse. Buluştuğumuz yerde şefinin silaha ihtiyacı olmayacak. Benim olmadığı gibi. O zaman beyaz adamı götürürüm. Kampa gideriz. Şefinin kampı çok uzakta mı? Yani bir gün mü? İki gün mü? O şu anda kampta değil. Birçok savaşçıyla yola çıktı. Bir baskından mı dönüyor? Sonuncudan. Karakış bastırmadan çekileceğiz. Kadınlarımız zafer ateşlerini yakmaya başladı bile. Burada dinleneceğiz. Güneş yeniden göründüğünde birlikte şefini bulmaya gideceğiz, tamam mı? Ona söyleyeceğim. Savaşçılarının yanında söyleyeceğim. Sizin beni... Umarım durumu iyidir. O olmadan Kuana'yı asla bulamayız. Bu kadar çok boya göreceğimi hiç düşünmezdim. Ne demek istiyorsun? İyi ki fazladan bir kafa derim var. Bizim başımız dertte değil. Ama kızın durumu farklı. Barış için geldik, unuttun mu? Evet, sen bunu biliyorsun. O ve ben de biliyoruz ama komançilerin bundan haberi yok. İzin ver genç savaşçılar soluk benizlere yasalarımızı öğretsin. Komançilerin büyük şefiyle barış konuşmaya geldik. Barış böyle mi konuşulur? Öldürün onları! Kardeşim hala yaşıyor. Kendi bölgemize çekiliyoruz. Kardeşim ölürse beyaz adamın cezasını çekmesini sağlayacağız. Dilinizin kökünden kesildiğini göreceksiniz. Birçok esirle geri dönüyor. Hepimize yetecek kadar esir var. Galiba aradığımız kampa yaklaşıyoruz. Evet, o kadarını anladık. Bizimkiler yıllardır bu kampın peşinde. Konuşmak yok. Şu çirkin suratından hiç hoşlanmadım. Kes sesini! Derimizi yüzmek için çok sabırsızlanıyor gibi.
Daha kötüsünü de yapar. Kuana'nın kardeşi ölürse işimiz bitti demektir. Sabah yıldızı, beyaz adamlar, onlar hakkında sana... Birçok at ve katır getirdim. Silahlar var, fişekler ve barut da. Her renkte kıyafet aldık. İhtiyacı olanlar Meksikalı esirler bulacak. İki tane de soluk benizli var. Kısa bir süre sonra ruhlarının bedenlerine ne kadar bağlı olduklarına hepiniz tanıklık edeceksiniz. Tanrısı. Bir kardeşimizi huzuruna çıkardık. Kanı sebepsiz yere döküldü. Ailesi şu anda yasta ve keder içinde. Bu sözlerde bir neşe yok. Kelimeler senin kalbine ulaşsın. Ve bu genç hayatta kalsın. Hemen emir vermelisin. Soluk benizleri öldürmeliyiz. Hava kararınca kör kütüp sarhoş olacaklar. Kiovalar. Bozkırların en acımasız katilleri. Onların elinde can veren birini gördün mü hiç? Sizin için çok şey planladık. İşkence düşmanlara yapılır. Biz barış için geldik. Ülkemin şefinden Kuana'ya bir teklif getirdim. Ama Kuana şefinizin boş vaatleriyle ilgilenmiyor. O yas tutuyor. Ve yakında kardeşi için ağıtlara başlayacak. O zaman sonunuz gelecek beyaz adam. Kafa derisi oynadı. Beruk onları korkuttu. Kafa derin olduğunu sandılar. Çıkar şunu. Kaçmayın. Diktatör olan sizi kadına mı çevirdi? Onun büyüsü çok kuvvetli. Büyü neymiş göstereceğim size. Şimdi iki kat acı çekeceksiniz. Dokunma ona. Beyaz adamı çözün. Beyaz adamı çözün.
Bu Amerikalılar kardeşime silah çekmemiş. Onu öldürmek üzere olan diğer beyazları kaçırmışlar. Bugünden itibaren kampımda düşmanları yok. Kardeşim yaşıyor. Benimle gelin. Kağıt oynamaya ne dersin? Ben meşgul. Kadın yemek yaptı. O güzel, çok güzel. Benim de dul bir sevgilim vardı. Dinle. Beni ve şu gür saçlarımı gördüğü zaman heyecandan küçük dilini yutacağına hiç şüphem yok dostum. Nasıl, yakıştı mı? Ha? Konuş. Komançilerin büyük şefini barış görüşmeye çağırıyorum. Amerikalılarla mı? Komançiler sadece Meksikalılarla savaşıyor. Ama hep kan akıyor. Bu iyi değil. Amerikalılara karşı ilk oku ya da ilk kurşunu Komançi halkı atmıyor. Ama kan akması iyi değil. Çünkü Amerikalılar otların bol olduğu yeri seçti. En iyi kereste onlarda. Oysa alınacakları yerde savaşçılarımızı öldürüyorlar. Kamp ateşi yakmayıp köylerimizi kül ediyorlar. Kadınlarımız yas tutuyor. Ölülere saygıdan saçlarını kısa kesiyorlar. Komançiler güçsüz ya da kör değil. Meksikalılar gibi Amerikalıları da öldürebilirler. Kafa derilerini çadırlarına asarlar. O zaman beyaz kadın ağlar ve bizimkiler güler. Ama bütün bunları biz başlatmayız. Amerikalılar ilk askeri yollarsa biz de onlara karşılık veririz. Büyük şefin bildiği gibi Meksikalılarla Amerikalılar arasındaki savaş sona erdi. Amerikalılar bu topraklar için çok altın ödedi. Artık burası onların malı. Yakında Amerikan kaleleri olacak ve tabii askerleri de. Birçok Amerikalı buraya yerleşip toprağı ekecek ve hayvan yetiştirecek. Altın ve gümüş için toprağı kazacak. Meksikalılarla Amerikalılar arasındaki anlaşma bu mu? Evet. Komançiler yok mu? Altın ödenmiş. Topraktaki bir çizgi değiştirilmiş. Amerikalılarla Meksikalılar anlaşmış. Komançiler yok. Biz Amerikalılardan önce buradaydık. Meksikalılardan bile önce. Ama kimse bizimle anlaşmayı düşünmedi. Oysa biz yenilmiş bir halk değiliz. Kimse bizi alt edemedi. Öte yandan sayımızın artmadığı da bir gerçek. Ve Amerikalılar sayıca bizden fazla. Karınca gibiler. Yağmur damlaları gibi. Onların sonu yok. Ama şimdi Amerikalılar sizinle de anlaşmak istiyor. Ben de uzun süredir bunu düşünüyordum. Amerikalılar cesur. Birçok şeyi biliyorlar. Onlardan çok şey öğrenmeliyiz. Aksi halde güneş üzerimize batacak. Sözlerinin hepsi çok güzel ama bir şey daha var. Ülkem Komançilerin Meksika'ya saldırısını durdurmak istiyor. Ayrıca bütün esirler iade edilecek. Meksikalılar hala Komançi kafa derisi için hükümetten para alıyor. Ben onlara kardeş gibi davranamam. Artık Komançi avı olmayacak. Amerikalılara ve Meksikalılara kardeş gibi davranmanı istiyorum. Benden istediğin düşmanlarımdan daha iyi olmam. Onlardan büyük olmanı istiyorum. Ancak büyük bir adam büyük iyilikler yapar. Bu sözleri daha önce de duydum. Nerede? Bundan mevsimler önce. Babamın karısı söyledi. Senin babanın karısı ve benim babamın karısı kardeştiler. Parker soyadını taşıdılar. Biz dostuz. Ve kuzeniz. Bir meclis toplantısı isteyeceğim. Şu Meksikalı kız. Ona bir kötülük yapılacak mı?
Tabaka ve Sabah Yıldızı onunla ilgileniyor. O bir esir. Kabilemizin malı oldu. Ona yardım etmek isterim. Kızın talibi çok. Onun için 4 at teklif eden oldu. Bir adamın bir kadına 4 at vermesi için beyninde şimşekler çakmalı. Kara bulut gibi. Meclisin kararını sorgulamak bana düşmez. Ama savaşçıların esirlerini satın alması bir kabile geleneğidir. Amerikalılar bizden Meksikalılara kardeş dememizi istiyor. Savaşa bir son verecek ve esirleri iade edeceğiz. Amerikalılar istiyormuş. Onlar şeflerinden izin almadan ateş eden bir ırk. Yiyemeyecekleri bufaloları öldürüyorlar. Suları içilemeyecek hale getiriyorlar. Topraklarımızı değiştiriyor ve üzerinde yaşanmaz hale getiriyorlar. Ben Amerikalıları düşünmüyorum. Sadece Komançileri düşünüyorum. Ve Komançilerin çocuklarını ve tabii o çocuklardan doğacak olan çocukları. Amerikalılar buradalar. Kalmakta kararlılar. Onları kovmak imkansız. Gittikçe güçleniyorlar. Oysa biz zayıflıyoruz. Onlardan çok şey öğrenebiliriz. Böylece çocuklarımız aç kalmaz. Kışları kolay ısınabilir. Onlar da en az Amerikalılar kadar güçlenebilirler. Beyaz kuzenime söz verdim. Silahlarımızı bırakacağız dedim. Şerefli bir anlaşma yapılırsa kavgaya bir son vereceğiz. Şerefli anlaşma. Şu anda kampınızda savaşçıların arasındayım. Hayatımın sonu bugün de olabilir, yarın da. Bu sizin elinizde. Ama ben çatal dille konuşmuyorum. Benim şefim sizin şefinize bir söz vermek istiyor. Köle halklar gibi bizim de uymamız gereken kurallar olacak mı? Kurallar olacak, evet. Onlara uyanlar Amerikalılarla aynı muameleyi görecek. Onlara uymayanlar da cezalandırılacak. Tıpkı Amerikalıların cezalandırıldığı gibi. Şefiniz kararımı bilmek zorunda. Amerikalıların yolundan gideceğim. Buna karşı çıkanlar beni şimdi terk etsin. Bu sizin hakkınız. Ama peşimden gelecekler sözümün dışına çıkmamalılar. Bunu yaparlarsa benim düşmanım olurlar. Onların peşine düşer ve ellerimle öldürürüm. Komançı gelenekleri açık. Diğerleri takip etmezse kimse liderlik yapamaz. Savaşçılar beni takip edecek. Ama ben etmeyeceğim. Amerikalılar ve Meksikalılarla barış yapmayacağım. Benim gibi düşünen başkaları da var. Kara Bulut, senin aklın sadece savaşa çalışıyor. Artık yollarımız ayrıldı. Sen ve adamların kamptan ayrılabilirsiniz. Sadece atlarınızı alacaksınız. Şimdi savaşçılarını al ve git. Kız ve esirler kabileyle birlikte kalıyor. Savaşta ölseler daha onurlu olurlardı. İster misin? Bunu daha önce oynamadığına emin misin? Bir tane yeter. Peki papaz, bu 20 eder. ...21. Son gümüş dolarımı da kaptın öyle mi? Şimdi nasılsın? Çaresizim. Ve korkuyorum. Herkes korkuyor zaten. Ya sen? Ben de. Senin korktuğunu hayal bile edemiyorum. Hayır. Sen korkmuyorsun. Senin içinde korku yok. Sana yakışmıyor. Yakışmalı. Şimdi usan ve biraz dinlen.
Neler oluyor Reid? Bu gece buradan ayrılıyoruz. Hı? Kuan'a söz istiyor ve General Miles da barış görüşmesi için geliyor. Belki de gelmez. Belki de fazla riskli olduğunu. General mutlaka gelir. Hamburg'da anlaşmak için sabırsızlanıyor. Peki ama kız? Burada kalması gerekecek. Biz dönene kadar. Karabulut dışarıdayken burası daha güvenli. Evet, ben de aynı şeyi düşündüm. Kuan'a iki adamını bizimle gönderiyor. Onlar kestirmeyi biliyor. Kuan'a kampta bekleyecek. 3 gün içinde dönmemiz gerekiyor. Erzakı ve atları kontrol et. Ay doğmadan önce kanyondan çıkmak istiyorum. Karabulut geceliğin saldırmaz ki. Hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Bu görev fazlasıyla önemli. Evet, belki bize bir madalya verirler ha? Biliyor musun, biraz düşündüm de Puffer. Belki orduyla boşa zaman harcıyoruz. Bir erkeğin ülkesi tehlikedeyse ordusuna katılır. Aksi halde erkek değildir. Evet ama ya şu matenler? Onca altın. Birleşik Devletler hükümeti beni elçi olarak istiyorsa katırlar dolusu altın bekleyebilir Jim. Şimdi saçma sapan sorular sormayı bırak da gidip şu atları bir kontrol edeyim. Evet. Geri döndüğümde konuşuruz. Yani buradan gidiyor musun? Sadece birkaç gün için. Beni de yanına alır mısın? Kuana'nın söylediğini duydum. Burada kalman gerekiyor. Komançilerle birlikte yaşamaktansa ölürüm. Korkarım başka seçeneğin yok. Hayır. Burada kalmayacağım. Burada Kuana ve ailesiyle güvende olursun. Dışarıda kara bulut var. Unutma. İçimde kötü bir his var. Burada sana zarar gelmez. Ama ben sadece kendim için korkmuyorum ki. Margarita. Aşkı bu şekilde bulmak biraz tuhaf değil mi sence? Hayır, hiç tuhaf değil. Ama bunlar lafta kalmayacak değil mi? Hayır. Bunlar lafta kalmayacak. Nasıl söylediğinizi bilmiyorum. Kalbime girmek isteyen diğer erkekler bana hiçbir şey hissettirmedi. Peki ya ben? Hayır, bunu söyleyemem. Söyle hadi. Sen sanki içimde bir ateş ya. Bu kadar erken sevmek bir utanç olabilir. Ama ben çok şey yaşadım. Bazılarını ise anlayacak vaktim olmadı. Geri döndüğüm zaman senin kocan olacağım. Sen de benim karım. Ben şimdiden sana aitim. Hem de çok özel bir şekilde. Ne olur sana bir şey olmasına izin verme. Çünkü ben sensiz yaşayamam. Burası güzel bir yer. Evet. Atalarımız gibi biz de burada yaşıyoruz. Komançiler bu topraklarda doğdu. Bizler burada büyüdük. Rüzgarın özgürce estiği ve güneş ışığının hiç kesilmediği yerde. Burada tutsaklık yok. Herkes dilediğince yaşayabiliyor. Aslında sözlerin halkımın atalarınca da kullanılan sözler. Şefine söyle, Amerikalılarla komançiler kardeş gibi yaşayacak. Bu sözü duymak onu mutlu edecek. Senin dostun olmak istiyor. Benimle birlikte gelecek. Eyaletinize iyice konuldu. Kırık ok ve düz ağaç sizi ilk su kaynağına dek götürecek. Oradan nehir boyunca ilerleyebilirsiniz. Yolu bulmakta zorlanmazsınız. Benim olduğum yer senin de evindir. Geri döneceğim.
Madison Boğazı kutsaldır. Komançiler oraya ruhlarla buluşmaya gider. Su kaynağı dağın hemen arkasında. Hadi gidelim. Stars are meeting the setting sun. Reed has a mission that drives him on. I'll keep on going, he told his friend. Too much depends on how he does. A man is as good as his word, as good as his word is he. And if he is as good as his word, he's good enough for me. Kara Bulut ve savaşçıları da buradaymış. Ne kadar zaman olmuş? 2, belki de 3 saat. Buffer! Tamam, geliyorum. 21'i oynayalım mı? Hey, gümüş dolarımı geri almak isterim. Tek el oynayacağız. Gümüş dolara karşılık yeni kafa derisi. Bunu aklından bile geçirmemelisin. Acelesi yok. İstersen geri döndüğünde oynarız. Biz buradan dönüyoruz. Güneş 3 kez ortaya çıktığında size katılacağız. Bu lanet ülkeden nefret ediyorum. Gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri ise dondurucu soğuk oluyor. Hadi gidelim. Kamp ateşi için fazla duman var. Birinin kulübesi olabilir. Ben de öyle düşündüm. Acele etsek iyi olacak. Anne ve çocuğu. Kötü mü? Berbat. Kara Bulut'u durdurmak kolay iş değil. O tepelere çıkmadan önce birliğe ulaşmalıyız. Önce bunları gömelim. Sıcak bir sabah. Ah, birazdan yanmaya başlarız. Nehre çok az yolumuz kaldı. Bir an önce ulaşsak iyi olur. Silah sesleri. Evet, kalabalık bir grup. Thank you.
General Miles'in öncü birliği. Pusuya düşürüldükleri açık. Nihayet seni bulduk. Ne demek istiyorsun? Seni geri çağırmak için gönderildik. Bizi pusuya düşürdüler. Komançiler, 50 kadar yerli. Kara bulut. Bir asker yola çıktı. Yardım getirmeye çalışacaktı. 4-5 saat kadar oldu. Az sonra gelir. Askerler gelene kadar burada kalacağız. İşte alay geliyor. Asker dur! Lanet katil Kuana'nın işi. Bunu Kuana değil, Kara Bulut yaptı. Ne fark eder? Hepsi Komançı değil mi? Söylediğim gibi bunlar insan değil, sadece kaba kuvvetten anlıyorlar. Bu açıkça belli oluyor. Hemen. Emredin efendim. Cesetleri hemen gömelim. Peki efendim. Kuana bunun bedelini ödemeli. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Kuan'la anlaşma yapmaya hazır. Bu söylediğin çok anlamsız. Ama Kuana'nın yanından geliyorum. Size açıklamak isterim ki... Açıklama falan istemiyorum. Senin işin bitti. Yeni rehberimiz Davne olacak. Kuana'nın kuzenin olduğunu bana söylemen gerek. Bu neyi değiştirir ki? İki yakın akraba bir anlaşma yapıyorlarsa... ...kendi çıkarlarını düşünme ihtimalleri de vardır. Evet, anlıyorum. Ama Davne ile böyle bir sorun olmayacak. Seni Nebraska Kalesi'ne gönderiyorum Reed. Bekle biraz Reed. Konuşacaklarımı bitirmedin. Evet, bitirdiniz. Blanco Kanyonu'na Kuana'yı avlamaya gidiyoruz. Bu çok çetin bir görev olacak. Gün batmadan oraya varmak istiyorum. Asayman French. Efendim? Senin birliğin benimkine paralel ilerleyecek. Sol kanadımda 5 mil açıkta duracaksınız. Bize kurulmuş bir pusu varsa arkadan dolaşıp işlerini bitireceksiniz. General, kendi iyiliğiniz için sizi uyarmalıyım. O kanyondan uzak durmalısınız. Hala kuzeninin postunu kurtarmaya çalışıyorsun Harry. Barney, en ufak bir yorumda daha bulunursan bunun hesabını ödersin. Teğmen French. Davni ve adamları size rehberlik edecek. Reed ve Puffer benimle geliyor. Damon French'in birliğiyle ilerlememde bir sakınca var mı? Doğrusu efendim bu tamamen size kalmış. Herkes atlara. Emredersiniz. Ben ayrıldıktan sonra ne oldu? Davni Ward'u Komançilerin sadece kaba kuvvetin anladığını ikna etti. Ward Kızılderili bürosuyla temasa geçti. Bir saldırı planladılar ve bana telgraf çektiler. Kuana hemen teslim olacak, aksi halde öldürülecek. Engel olmak istiyorum ama bir şey yapamıyorum. Elimi kolumu bağladılar. Kuana tehdit edilmekten hoşlanmayacak general. Onu uyarmam gerekecek. Bu yüzden mi bizi ona götürüyoruz? Yalnız gitmeye kalkarsam Ward beni tutuklatır. Ben de yaparım. Sizi uyarıyorum general. Bir ay uğraşsanız bile orada Kuana'ya zarar veremezsiniz. Mükemmel bir savunma kalkanları var. Ama 3 gün içinde kara bulutu yakalamayı başarırsa... Belki şansımız yaver gider.
Hemen Kuana'ya gideceksin. Birçok askerin geldiğini söyle. Savaş istiyorlardı. Reid çatal dille konuştu. Söyle ona Komançiler savaş çığlıkları atmaya başlasın. Ben Blanco Kanyonu'nun ağzında ondan haber bekleyeceğim. Git hadi. Niye durduk? Bir komançı. Şu tepeyi görüyor musun? Evet Teğmen, daha ne bekliyorsun? Bilemiyorum. Generale haber versem iyi olacak. Ben sorumluluğu üstleniyorum. Evet Teğmen. Pekala. Asker! İri! Neden durduk söyler misin? Madison boğazından millerce öteyi görebiliyorsun. Komançılar oturmuş bizi bekliyor olacak. Asker! İleri! Bir şey görüyor musunuz? Hayır. Hiçbir şey yok. Kuana'nın kampı ne kadar uzakta? Fazla uzak değil. Hadi gidelim. Hayır general. Sizi oraya götürürüm ama onları değil. Ben dönene dek komuta sende. Peki efendim. Teşekkür ederim general. Böylece peşinde olduğu kadınla da tanışırsınız. Kadınla mı? Adı Margarita. Düğünlerinde dans edersiniz. Bu kara bulut. Ve French'in birliği. Başlarına bela arıyorlar. Artık kapana kısıldılar. General bu durumu ne derdi bilmiyorum. Oraya gidip şu aptallara geri çekilmelerini söyle. Peki efendim. Bana kalırsa önce... Size daha önce de söyledim Teğmen. Sorumluluğu üzerime alıyorum dedim. Asker ileri! Ha! Durun! Geri dönün! Geri dönün! Geri dönün! Tepeye dönün. Generalin emri bu. Neden korkuyorsun küçük asker? Geri dönün! Geri dönün!
Ben Komançilerin dostuyum. Washington'dan geliyorum. Ben sizin beyaz kardeşinizim. Ha, demek o sensin. Soluk benizleri topraklarımıza sen getirdin. Hayır, hayır. Ben sizi korumaya geldim. Şef! Askerler! Şunu da alın. General Miles! Beni dinleyin General Miles. O ve adamlarını kanyondan geçirirseniz kara bulut beni serbest bırakacak. Aptal. Beyaz kardeşin ölmene izin verecek. Miles! Lütfen Miles! Anlaşacak mısınız general? Bir adamın hayatı söz konusu. Çiftçilerin hayatı da söz konusu. Onların aileleri var. Bu kasabı serbest bırakamayız. Kara bulut artık kapana kısıldı. Size söylemiştik general. Kuana onun arkasında tabii durmaz. Tabii sözüne sadık kalırsa. Bunun için hayatımı ortaya koyarım. Çoktan koydun bile. Kara bulut!
Savaşçın şu anda yanımda. Bana senin sözlerini getirdi. İşte sana cevabım. Kara Bulut, ölümü hak ettin. Dikkat! Silah çek! Hücum! Saçlarımı nereden buldun söyler misin? Sabahtan beri onu bulmaya çalışıyorum. Bu bozkurda hayatta kalmak kolay iş değil. Bu adamın kalbini biliyorum. Onun bana söyledikleri aklıma yatıyor. Ben savaşmaktan bıktım. Genç savaşçılarımın ölmesini istemiyorum. Yaşlılarımın öllere yas tutmasını istemiyorum. Ama bırakın bizler özgür olalım. Öğretmenlerimizi kendimiz seçelim. Atalarımızın dinini öğrenmekte özgür olalım. Kendi adımıza düşünüp karar verelim. Barışa sadık kalmaya söz veriyoruz. Güneşin durduğu yer adına bir daha asla savaşmayacağız. Sonsuza dek. Şefim geleceği kötü anılarla gitmemizi istemiyor. Yeni bir başlangıç yapacak. Kavgayı geride bırakacağız. Ülkem sözüne sadık kalmakta kararlı. Anlaşmamız bir beyaz tarafından bozulmayacak.
the story, there is no more. It's written plainly in Western lore. The man who's truthful, he'll make his way. That's true today, as in days of yore. A man is as good as his word, as good as his word is he. If you are as good as your word, you're good enough.